NTV Spor ekranlarından herkese merhaba. Basketbol havasıyla karşınızdayız. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı devam ederken haftanın en havalılarını bulacağınız ilk bölümümüzle programımıza başlayacağız. Ardından özel konuğumuz Galatasaray Odea Bank forması taşıyan Göksel'in Köksal olacak. Göksel'in Köksal'la gerçekleştirdiğimiz sohbetten sonra ise her hafta olduğu gibi sosyal medyaya bakarak programımızı kapatacağız. Haftanın en havalılarıyla basketbol havası başlıyor. Spor Toto Basketbol Süper Ligi playofflarında ilk turun en havalı takımı Tofaş'ı 2 maçta da rahat şekilde mağlup eden ve bunu yaparken Türk oyuncularından maksimum katkı alan Fenerbahçe oldu. Kaya ve Koplus hemen karşısına geldi. Veli Mahmutoğlu. Veli Mahmutoğlu'nun üçlük geliyor. Spor Toto Basketbol Süper Ligi playofflarında ilk turun en havalı performansının sahibi 20 sayı, 3 rebound, 5 asist, 2 top çalmalık performansıyla takımı Darüşşafaka Doğuş'u yarı finale taşıyan Bradley Wanamaker'dan geldi. Brad Wanamaker, perdeden yararlandı. Brad Wanamaker cevabı hemen verdi Edo Muriç'e. Spor Toto Basketbol Süper Ligi playofflarında ilk tur eşleşmelerinin en havalı hareketi Anadolu Efes oyuncularından geldi. Tyler Hanikat'ın bloğuyla başlayan hücumu Derrick Brown nefis bir smaçla bitirdi. Göksel'in blok. Ve Derrick Brown. Spor Toto Basketbol Süper Ligi playofflarında ilk turun en havalı kadrosu şöyle şekillendi. Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe. Brad Wanamaker, Darüşşafaka Doğuş. Cedi Osman, Anadolu Efes. Earl Clark, Beşiktaş Sompojepen. Vladimir Stimaç, Beşiktaş Sompojepen. Sıra Göksel'in Köksal'la gerçekleştirdiğimiz o özel sohbete geldi. Galatasaray Odea Bank formasını en iyi taşıyan isimlerden biri, milli oyuncu Göksel'in Köksal ekranlarınızda. Göksel'in basketbol havasına hoş geldin, çok teşekkür ederiz değerli vaktin için. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir program. Biz de çok memnunuz senin bizimle olmandan ötürü. Kariyerinin ilk yıllarıyla başlamak istiyoruz sohbetimize. Galatasaray'ın altını çizmek lazım tabii. Çok uzun zaman geçirdin altyapıda orada. Birkaç sezon hariç hep Galatasaray forması taşıdın. Nedir Galatasaray'ın sendeki yeri altyapı yıllarından başlamakla beraber? Ya tabii şimdi altyapıda, Galatasaray altyapısından çıktım. Sonuçta şu anda da Galatasaray'ın çocuğu olarak geçiyorum. Bu benim için çok gurur veren bir şey. Küçüklükten beri bu formayı taşımak, özellikle bu forma altında geçen sene Avrupa şampiyonu da olduk. Hedefim de Galatasaray kaptan olmak. İnşallah daha kontratım devam ediyor Galatasaray'da, onu da başaracağım. Dediğim gibi Galatasaray benim için bir ailem, ailemin bir parçası. Tabii Ergin Ataman'ın da çok önemli bir yeri var kariyerinde, ondan da bahsetmek gerekir bu noktada. Ergin abinin benim kariyerim açısından gerçekten çok önemli bir yeri var benim kariyerimde. Sonuçta milli takıma da beni Ergin abi aldı. Avrupa şampiyonası oynadım Ergin abinin head coach olduğu dönemde. Avrupa şampiyonu olduğumuz dönemde Türklerin bu kadar az oynadığı sonuçta bir ligdeyiz şu anda. 8-9 yabancının olduğu bir ligdeyiz ama biz Avrupa şampiyonu olduğumuzda kaptanımız Sinan Güler'di. Ergin abi beni sonuçta 91 doğumluyum. 26 yaşındayım. 24-25 yaşında da küçükken de hep onunla beraber olduğum için beni ilk 5 oynatıyordu. Bu sene de Euroleague'de yine çoğu maçta ilk 5 başladım. Dediğim gibi benim kariyerim açısından çok önemli bir yeri vardır. Göksel'in kendi basketbolunda eksik gördüğün, geliştirmek istediğin bir nokta var mı? Ya tabii herkesin kendisini her gün daha fazla geliştirmesi gerekiyor. Benim de kendimi geliştirmem gereken nokta bu sene Ergin abi yine bana fırsat verdi. Daha fazla oynadım. Pick and roll'ümü daha fazla geliştirmem lazım. Bu sene ceza şutlarını daha iyi isabetli kullandığımı düşünüyorum. Ama tabii ki de hiçbir şeyle yetirmemek lazım. Hepsinin üzerine koyarak devam etmek lazım. Çünkü sporda dün diye bir şey yok. Dün 15 sayı da atsanız, 20 sayı da atsanız hiç kimse onu hatırlamaz. Hep ileriye hedeflemeniz lazım. Ama tabii ki de bu antrenör-oyuncu ilişkisiyle de çok bağlantılı. Çok çalıştıktan sonra antrenörünüz de size fırsat verdiği sürece daha iyi oyuncu olabiliyorsunuz. Biliyorsun burada seni daha iyi tanımak için buluştuk ve programımızda küçük bölümler var. Bu bölümlerden ilkiyle başlamak istiyorum hemen sohbetimize bir parantez açarak. Burada sana yarım cümleler vermek istiyoruz. Onları içinden geldiği gibi tamamlamanı rica edeceğiz. Tamamdır. Aleyup'la devam ediyoruz. Göksel'in Köksal yarım cümlelerimizi tamamlıyor.
hayalim var ki? Barcelona'da forma giymek. Hayatımda hiç? Amerika'ya gitmedim. Gördüğüm en sıcak? Karşılama iki köpeğimin beni gördüğü an. Bu hayatta en çok? Hep başarılı olmak isterim. Karşılaştığım en komik? İnsan Şafak Sezer. Hayatımda aldığım? En doğru karar geçen gün evlenme teklifi etmem. Bu yarım cümle tamamlama da aslında bölümlerimizin en zoruydu. İlk onu atlattığımız iyi oldu. Zorlandın mı? Zorlandım biraz. Değil mi? Evet. Aslında bir tane sorunun cevabı benim de açmak istediğim bir konuydu. Pardon, bir soruyu tamamlama şeklim benim açmak istediğim bir konuydu. Öyle söyleyeyim aslında. O da aldığım en doğru kararda Sima'ya yaptığın evlenme teklifinden bahsettin. Sanıyorum 8 sene olacak değil mi ilişkinizin başlangıcı? Biraz bahseder misin Sima'dan, ilişkinizden ve aldığın evlenme kararından? Şimdi sonuçta... Senin de dediğin gibi 8 sene olacak bir ilişki var. Daha erken de alınabilirdi bu karar. Daha erken de bu teklifi yapabilirdim. 26 yaşındayım. Hiç de pişman değilim. Sonuçta evlenme teklif ettim. Gerçekten insan ben hayatında bir kere aşık olur diye düşünüyorum. Ben de aşık olduğum insan Simay. Sonuçta küçüklükten beri de ben beraberim Simay'la. Aile yapısı olsun, kendi karakteri olsun. Tam bana uyan bir karakter var. Zaten kendisi de milli basketbolcu. Evet. Dediğim gibi gerçekten benim için unutulmaz bir andı evlenme teklifi. Çünkü küçükten beri onun hayalini kuruyordum. İnşallah ya. Şimdi nasipse evleneceğiz. Yani tabii ne zaman olur onu bilmiyorum ama en kısa zamanda nasip olursa evlenmek istiyoruz. Aslında siz beraber büyümüşsünüz. Bir noktada evet. Karakterleriniz de beraber şekillenmiş gibi oluyor değil mi? Tabii şimdi onu dedim. Beraber büyüdük. Sonuçta o çok önemli bir şey. Basketbolcu olması da benim için güzel bir şey. Bir şey konuşurken, bir şey tartışırken benim konuştuğum dilden daha rahat anlayabiliyor. O yüzden Allah da nasip etti. Evlenme teklif ettim. Biz de sevgilerimizi gönderelim Simay Karaman'a buradan senin aracılığınla. Ve basketbolla ilgili istediğim kadar onunla konuşabiliyorum dedin. Tabii senin hayatın basketbol. Biz de basketbolla ilgili konuşmaya devam edelim isterim. Seni kariyerinde en çok mutlu eden anı hatırlıyor musun? Unutamadığın, sende en derin iz bırakan anı. Ya, kesinlikle Avrupa şampiyonu olduğumuz zaman, geçen sene. Euro Cup'ı kaldırdığımız o an. Yani Euro Cup kupayı kaldırdığımız o an Abdülpekşi'de inanılmaz bir gündü. Gerçekten o zaman ailem de Abdülpekşi spor salonundaydı. Simay da Abdülpekşi'deydi o zaman final maçında. Gerçekten anlatılmaz bir şey. Sonuçta Avrupa şampiyonu olduk. Bir tarih yazıldı. Antrenörümüz Ergin abi ve staff ekibiyle beraber. Tabii ki de büyük Galatasaray taraftarını çok biz yani bunda çok büyük rolü var. Çünkü bildiğiniz gibi Strasbourg'la final oynadık. İlk maçı biz orada kaybettik. Ama öyle bir geldik ki İstanbul'a biz zaten farklı kazanacağımızın bilincindeydik. Tabii dediğim gibi bunda taraftarımızın çok büyük desteği var yani. Milli takımlarda birçok seviyede çok önemli sorumluluklar aldın ve Galatasaray'da aldığın sorumluluk zaten aşikar. Hem milli takım hem de kulüp takımları adına kendin için nasıl hedefler koydun? Biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası bu yaz İstanbul yani Türkiye'de İstanbul'da. Bu benim için çok yani bütün Türk oyuncular için büyük bir fırsat. Ben orada milli takım kadrosunda olup orada hedeflerim ilk 5 oyuncusu olmak. Ömer Onan'dan sonra Ömer Onan'ın o boşluğunu doldurmak istiyorum. Hedeflerim bunlar. Kulüp bazında da dediğim gibi Galatasaray'ın kaptanı olmak. Ondan sonra da Galatasaray'ın kaptanı olduktan sonra İnşallah fırsat olursa Barcelona'da oynamak istiyorum. Tabii ki de bunlar kolay değil ama hiçbir şeyde imkansız diye bir şey yoktur sonuçta. Aslında çok net hedefler koymuşsun kendine. Hep böyle miydin? Küçüklüğünden beri hep net hedeflerle mi ilerledin? Şimdi ben küçükken Galatasaray altyapısından sonra bunu kimse bilmez. Galatasaray beni gönderdi. Evet Galatasaray beni gönderdi. Ben bir sene kiralık olarak boyum da kısaydı küçükken Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynadım. O dönemde mesela ben kendime hep hedefler koydum. Dedim ki ben milli takımı gideceğim, sayı kralı olacağım. O zaman bana gülüyorlardı. İşte senin de dediğin gibi net hedefler koyuyorsun. Sonuçta Yeşil Spor Kulübü'ne gittiğim zaman önünde iki şey kalıyor. Ya eğitimine önem vereceksin ya da basketbola gideceksin. Bana inanmıyorlardı. Ben bunları bir bir gerçekleştirdim. Galatasaray'da ilk 5 oyuncusu olacağım. Bu hedefler arasındaydı. Onu da gerçekleştirdim. Yani merdivenleri nasıl basamaklara çıkarsınız? Bu şekilde çalışarak Allah bir şekilde nasip edeceğini düşünüyorum ben. İnşallah. Sırada seç birini bölümümüz var. Burada sana enteresan seçenekler sunacağız. Hangisini seçeceğini merak ediyoruz.
Seç birini bölümümüzle devam ediyoruz. Göksel'in Köksal'ın içinden neler geldi acaba bizim enteresan iki seçeneğimiz karşısında? Görünmez olmak mı, akıl okuyabilmek mi? Görünmez olmak. Çünkü benim hakkımda kötü bir şey söyledikleri zaman bunu bilmek isterim. Geçmişe gidip atalarınla tanışmak mı, geleceğe gidip torunlarınla tanışmak mı? Geçmişe gidip atalarımla tanışmak. Hayvanlarla konuşabilmek mi, dünyadaki tüm dilleri konuşabilmek mi? Hayvanlarla konuşabilmek. Mental olarak hiç yaşlanmamak mı, fiziksel olarak hiç yaşlanmamak mı? Fiziksel olarak hiç yaşlanmamak. Bütün yeryüzünü keşfetmek mi, uzaya çıkmak mı? Uzaya çıkmak. Gözünle zoom yapabilmek mi, kulağınla zoom yapabilmek mi? Gözümle zoom yapabilmek. Saha içinde alışılagelmişten biraz daha sert bir oyun tarzım var. Ama tabii çok fazla faul almaman lazım. Çok fazla sertliğe müsaade eden bir ligimiz yok. Nasıl dengeliyorsun bu durumu? Ya benim oyun tarzım bu. Hı-hı. Sonuçta. Ergin abiyle beraber de oynarken Ergin abi bu şekilde oynamamı istiyor. Zaten ben hep agresif, yani saha dışında da biraz asi bir tavrım olsa da aslında benimle konuşulduğu zaman herkes gerçekten beni çok sever. Yani daha doğrusu öyle söylüyorlar. Ama saha içinde böyle olmam gerekiyor. Çünkü baktığınız zaman Türk oyuncuysanız bir şekilde bir şeyi daha iyi yapmanız lazım diğer yabancı oyunculardan ki o şekilde 8 yabancı, 9 yabancının arasına girmeniz lazım. Bu da içten gelecek bir şey. O şekilde Türk oyuncu sahada kalıyor. Taraftarlar, şimdi Galatasaray taraftarı beni çok seviyor. Bu şekilde ben onların sahada vücut bulmuş hali olarak beni değerlendiriyorlar ama tabii ki de diğer taraftar grupları da beni sevmiyorlar. Bu noktada biraz yanlış anlaşıldığını düşünüyor musun diğer takımların taraftarları tarafından? Ya şimdi yanlış anlaşıldı tabii ki de. Şimdi senin dediğin şey çok önemli. Mesela faul almaktan bahsettim. Ben hiçbir maçta 5 faul kolay kolay almıyorum. O kadar agresif savunma yapmama rağmen. Taraftar grupların ismini söylemenize gerek yok. Hangi taraftar grubun beni sevip sevmediği de önemi yok. Sonuçta profesyonel bir hayat. Ama emin olun ben Galatasaray'da değil de o takımda oynasam onlar beni sever. Sonuçta profesyonel bir hayat bu. O taraftarlar demek ki o eksiklik var. Bir Türk oyuncu onu yapmıyor. Hangi taraftar grubu önemli değil. Bundan dolayı da ben sahadayken daha da sinirleniyorlar bana. Faul hakem veriyor sonuçta. Şimdi bir maçta 20 dakika, 30 dakika savunma yaptığınız zaman bir de faul almıyorsunuz daha da sinirleniyorlar. Daha da üzerinize gelmeye başlıyorlar. Ama hiç önemli değil. Bunlar tekrar söylüyorum profesyonel hayatta olabilecek şeyler. Profesyonel sporculuğun belki de en belalı noktalarından biri de sakatlıklar. Sen de bundan 5 sene evvel 2012'de çapraz bağlarını koparmıştın. Bize biraz o psikolojiyi anlatır mısın? Sakatlıktan geri dönüş dönemini. Profesyonel sporculukta sakatlık sonuçta olabilecek bir şey. Ben o zamana kadar hiç böyle büyük sakatlık yaşamamıştım 2012'de. Allah'tan o zaman gençtim. 21 yaşındaydım. 20-21 yaşındaydım. Yani şöyle benim ön çapraz bağım koptu zaman ben bunu anlamadım. Fark etmedim de devam da ettim. Ondan sonra doktorlar bana ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ben onlara inanmadım. İşte bir iki tane doktor ameliyat olma diyordu. Ben de onlara inandım. Sonra tekrar dizim döndü o dönemde. Neticesinde ameliyat oldum. Ameliyattan sonraki dönme süreci şöyle. O zaman amil takıma gitmiştim. Gençtim. Çok da iyi, yani iyi oynuyordum. Oktay Mahmut dönemiydi. Oktay Mahmut döneminden sonra Ergin abi gelmişti Galatasaray'a. Ergin abinin geldiği ilk sene ben sakatlandım. Birkaç ay oynadıktan sonra. Neticesinde sonra geri döndüm. Ergin abi beni sezon sonu kadroya dahil etti ama ben zaten yeni dönmüştüm. 6-7 ay olmuştu. O dönme süreci işte çok önemli. Sporcunun kendine çok iyi bakması lazım. Çok iyi çalışması lazım. Ben o fizik tedavi döneminde günde 7-8 saat fizik tedavi yapıyordum. Tabii ki de bunu da abartmamak lazım. Yani yapıyorsunuz ama hani doktorun, fizyoterapistin dediği şeylere uymanız lazım. Hani ne söylüyorsa onu yapmanız lazım. Neticesinde o dönemi çok iyi geçirdim. Tekrar Ergin abiyle Euroleague oynadık. Çünkü ilk geldiği sene Euro Cup'tı. Ondan sonra Euroleague oynadık. O kadrodaydım. Şimdi sırada programımızın tahmin tahtası bölümü var. Burada sana yönelteceğimiz birkaç tane soru var. Bu soruları seni çok iyi tanıyan birkaç kişiye yöneltmek istiyoruz. Ve ilk defa programımızda konuğumuza soruyoruz. Kimlere yöneltelim bu soruları Göksel'in? Çok yakın arkadaşım, yani kardeşim gibi olan Ömer Saral var. Ona. Kuzenim Ufuk Bayraktar. Tamam. Aynı zamanda zaten tanıyorsunuzdur. Kendisi oyuncu. Oyunculuk yapıyor. Ve de yakın arkadaşım olan Orkun Göbül var. Onlara soralım. Onlara sormanızı istiyorum. Hangisi öne çıkar sence?
Bence Ömer çıkar öne. Ama göreceğiz. Hiç belli olmuyor böyle belli durumlar. Olmaz, hiç belli, belli olmuyor. O zaman tahmin tahtasına gidiyoruz. Gidelim. Tahmin tahtası bölümümüzde Göksel'in Köksal'ı en iyi tanıyan kim? Bunu tespit edeceğiz. Göksel'in Köksal'ın uğurlu sayısı kaçtır? Ya 7 demiştir ya 61 demiştir. Vallahi memleketi Trabzon, o yüzden 61 demiştir diye tahmin ediyorum. 61. 61. Göksel'in Köksal'ın en sevdiği hayvan hangisidir? Köpek muhtemelen Mia'yı demiştir. 2 tane köpek besliyor. Dolayısıyla köpeği yani en fazla onu seviyordur. Çavçavı. Köpek. Çünkü 2 tane de köpeğim var. Bir tanesi Alman kurdu, bir tanesi çavçav. Göksel'in Köksal'ın en iyi arkadaşı kimdir? Yani Ömer, ben, Can, Osman. Dördümüzden birini söylemiştir. Vallahi bizim böyle kalabalık bir arkadaş grubumuz var ama hani beni söylemiştir diye tahmin ediyorum ben. Yani çok sevdiği arkadaşı var ama Ömer Saral galiba. Ömer. Göksel'in Köksal'ın en sevdiği yemek nedir? Et olsun da mantı. Mantı mı? Mantı. Göksel'in Köksal neden ya da kimden korkar? Allah'tan başka kimseden korkmaz. Kimseden korkmaz demeyeyim ben. Babası topa tutar bizi. Faruk amcadan çok korkar. Babasından çok korkar. Faruk amcadan. Babamdan korkarım. Göksel'in Köksal'ın lakabı nedir? 61. 61. 61. 61. Göksel'in Köksal'ın en sevdiği renk nedir? Sarı kırmızı. Mavi. Biz sülalece göğe hastayız. Mavi. Sezon içinde sıradan bir günün nasıl başlar Göksel'in? Yani bir günde neler yaparsın? Mesela çift idman olan bir gün ya da tek idman olan bir gün. Çift idman olan bir günde sabah 10.30'da idman olur genelde ya da 10'da. İdman yaptıktan sonra öğlen ilk başta sabah kahvaltı, sonra idmanınızı yaparsınız, idmana gidersiniz. Daha sonrasında öğlen yemeğinizi yiyip 2 saat, 1.5-2 saat eve gidip dinlenme, yani uyku zamanı. Daha sonrasında 5.30 veya 6.30 idman olur ya da 6 idman olur işte antrenörün koyduğu saate bağlı. Neticesinde tekrar idmanınıza gelirsiniz. Tek idman olan günde ise idman saati önemli. Mesela öğlen 2'de olabilir, saat 3'te olabilir, 4'te olabilir. Ona göre yine sabah kahvaltınızı, öğle yemeğiniz. Yani sonuçta ben diyetisyen değilim ama öyle anlatıyorum. Yok, yani çok hepsine önemli de her zaman ama uyuyor değil. Ama önemli, sporcunun uyuması gerekiyor. Neticesinde tek idman olan günde bu şekilde geçirirsiniz. Aslında sporcunun çok yoğun bir hayatı var. Hani dışarıdan bakıldığı gibi bir hani sadece 2'de idman yapıyor, 4'te bitiyor, evine gidiyor. Bütün gün senin öyle bir şey de yok. Sonuçta Euroleague'de oynuyorsanız, Avrupa'da oynuyorsanız ki bu sene Euroleague daha fazla lig usulüne döndüğü için haftanın bazen 5 günü kampta olabiliyorsunuz. Şehir dışı ve yurt dışı beraber çakıştığı zaman mesela 3 gün yurt dışındasınız, dönüyorsunuz, tekrar uçakla şehir dışına gidiyorsunuz. Yani ailenizi, kız arkadaşınızı veya eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı görebildiğiniz zaman çok kısıtlı. Yani bazen bir gün off bile, yani bir gün yapacağınız off bile sporcunun için çok önemli bir şey, çok güzel bir şey oluyor. Sosyal medya ile ilgili bir bölümümüz var, serbest atış, ama oraya geçmeden önce senin ne kadar alakadar olduğunu öğrenmek istiyorum. Kendinle ilgili yapılan yorumları takip ediyor musun? Gerek Twitter'dan, gerek bazen Instagram'dan, belki senin fotoğraflarının altına yorum yapılıyordur. Yani şöyle, çok etmiyorum. Çünkü şimdi günümüzde isterseniz çok büyük oyuncu olun ya da çok kötü oyuncu olun ya da orta seviye oyuncu olun, hiç önemli değil. Ya da bir maçta gidin 30 sayı atın. Yine kötü bir şey söyleyecek insanlar çok vardır. Zaten söylemeleri de daha güzel bir şey. Demek ki sizi takip ediyor insanlar. Çok iyi de bir şey söyleyebilirler. Çok kötü hiç söylememekten daha iyidir. Sonuçta yani herkes herkese eleştiriyor. Şimdi Galatasaray bizim maçta mesela Fenerbahçe ile oynayalım. Maçta çok iyi oynasam bile hiçbir Fenerli helal olsun Göksel'inle diye bir tweet atmaz kolay kolay. Yani 50 kişiden bir tanesi atar. Hiçbir Galatasaraylı da Fenerbahçe'nin oyuncuya övmek için bir şey atmaz. Yani günümüzde Türk sporunda bu şekilde hiç basketbolu anlamayan,
insanlar, Galatasaray taraftarı, Fener, Trabzon veya Beşiktaş veya Anadolu Efes olmasa da önemli değil. Basketbolu anlamayan, sokakta yürüyen insan bile bu çocuk nasıl basketçi der mesela. Ya da bu çocuk ne kadar iyi oyuncu der. Yani günümüz insanı, o yüzden hiç takılmamak lazım. Çok da takip etmiyorum bana yapılan yorumları. Ben çıkıp sahaya basketbolun yani nasıl daha iyi oynayacağım maç, onlara konsantre olmaya çalışıyorum. Biz seninle ilgili atılmış tweetlerden birkaç tanesini derledik. Onları beraber okuyalım isteriz. Tamam, okuyalım. Serbest atış bölümümüz için Twitter'ın derinliklerine indik ve Göksel'in Köksal'la ilgili birkaç tweet bulup çıkardık. Kendisiyle beraber okuyoruz. Göksel'in Köksal ek kişi olarak hafta sonları mafya babası falan oluyor bence. O ne ağır abilik ya. Vallahi ilk söyleyen sen değilsin. Herhalde ya aileden ya da duruşumdan böyle bir şey söylüyorlar. Göksel'in Köksal basketbol takımının sabrisi. Öncelikle bunu iltifat olarak algılıyorum çünkü Sabri de sonuçta futbol takımında gerçekten başarılı bir oyuncu. Ne mutlu Sabri olabiliyorsak. Göksel'in Köksal kesin meslek liseli, tam meslek lisesi bahçesinde gömlek ve pantolonla basket oynayan tip var. Elektrik, elektronik okumuştur. Valla elektrik, elektronik okumadım ama pantolonla küçükken basketbol oynamışlığım vardır. Göksel'in Köksal milli takımda ne arıyor? Topu görse bomba sanar. Valla 20 yıldır oynuyorum ama daha patlamadı top. Göksel'in Köksal'a bıyık yakışıyordu. Adam adama savunmasına psikolojik baskı oluşturuyordu. Kesmeseymiş iyiymiş. Ve tekrar bıyık bırakırım ya, sıkıntı yok yani. Göksel'in Köksal'ın basketbolcu olup olmadığı tartışılması gerekirken bir de iyi savunmacı diyorlar. Bir şekilde savunma yapmaya çalışıyoruz. Göksel'in Köksal'ın adı Tarık, Ahmet, Selçuk falan olsaydı basketbolda bu kadar üst düzeye çıkamazdı bu oyunuyla. Öncelikle ilk adım Hüseyin. Hüseyin Göksel'in Köksal ama tabii ki de Hüseyin'in, Göksel'in anlamı gökler benim olduğu için belki de doğru söylüyorsun, bilmiyorum. Hiç var mıydı okuduğumuz tweetler arasından daha önce denk geldiğin? Belki birkaç tanesine denk gelmişimdir, söylemişlerdir. Çünkü çok komik tweetler var gerçekten. Hani cevaplamakta da gerçekten güldüm. Ama hepsine çok teşekkür ediyorum gerçekten. Nasıl bulup da öyle bir tweet atmışlar gerçekten inanılmaz bir şey. Ama dediğim gibi istedikleri tweet'i atabilirler. Yavaş yavaş programımızı kapatacağız ama sormak istediğim bir soru daha var. Saha içindeki yeteneğini hepimiz takdir ediyoruz. Hepimiz aşikar olarak görüyoruz. Peki saha dışında da farklı yeteneklerin var mıdır? Saha dışında farklı bir yeteneğim? Bir müzik aleti çalmak gibi. Saha dışında çok yeteneğim olduğu söylenemez. Müzik aleti küçükken piyano yani bundan 8-9 yaşında çalıyormuşum da hiç hatırlamıyorum bile yani. Şarkı söylemek? Şarkı söylemek sadece Karadeniz. Sesim gerçekten çok kötü. Kalın bir sesim var. Yani Karadeniz şarkılarını ben de mesela çalarken ben de ona eşlik edebiliyorum ama kendim yani çıplak ses mi diyorlar nasıl söylüyorum onu o şekilde iyi sesim olduğunu düşünmüyorum. Karadeniz'den bahsetmişken memleketine de bir hayli bağlısın onu da altını evet, çizelim değil mi? Ben de her şeyim forma numaram, telefon numaram olsun işte plakam olsun her şey 61 genelde. Trabzon Tonyalıyım, annem de Oflu. Yani o yüzden sadece 61 giyiyorum. Göksel'in çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür güzel ederim. Bir program oldu. Vallahi beni davet ettiğiniz için tekrar size teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Basketbol Havası'nın sıradaki bölümünde haftaya sosyal medya üzerinden bakıyoruz. Twitter ve Instagram'da neler öne çıkmış, hangi hashtagler üzerinden daha çok konuşulmuş bunları göreceğiz. Ayrıca sizlerin seçtiği haftanın en havalı oyuncusu ve en havalı hareketi de bu bölümümüzde. Ege Arar Sırbistan'da, Belgrad'da Zoran Ersek, Christian Nikolov ve Vladimir Mitsov'la buluştu. O günün anısına çekilen fotoğrafı da kendi Instagram hesabından Old Crew yani eski ekip notunu düşerek paylaştı. Göksel'in Köksal evlenme teklif ettiği Simay Karaman'la teklif günü çekilen bu güzel fotoğrafları Instagram hesabından seni çok seviyorum ifadesini ekleyerek takipçileriyle paylaştı. Birkan Batuk köpeğine sarıldığı bir anda çekilen bu fotoğrafını Instagram hesabından paylaşırken altına da sarılma sanatı notunu düştü. En havalı oyuncu hashtaginde sizlerin oylarıyla belirlenen haftanın en havalı oyuncusu Galatasaray Odaya Bank'la oynanan ilk maçta 20 sayı, 4 rebound, 7 asist, 1 top çalmalık performans üreten Anadolu Efes'li Jason Granger oldu.
Sizler de en havalı hareket ve en havalı oyuncu hashtagleriyle kendi seçimlerinizi yapabilirsiniz. Basketbol Havası'nın bu haftada sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.